Arkadaşlar selam. Bugün güzel bir 5 vs 5 maçını analizi yapacağız. Bayağıdır diyordum analizi yapacağım, analiz yapacağım diye. Güzel bir maç geldi. Hemen Bilmiyorum. bakalım şimdi. XP'liğini Hylos almıştır. Hylos bu maç için öyle çok iyi de değil, çok kötü de değil. Çok iyi olmamasının sebebi karşıda Kerry, Yves ve Matilda var. Matilda Hylos'un yakaladığı adamı kaçırabilir. Yive'nin slow'u var ve Kerry de zaten tanklara tek atıyor. Ama mesela Halos Yüve'yi yakalarsa Halos iyi olur bu sefer de. Yani Yüve konusunda kim kim yakalarsa öbür tarafta Yuzong kalmışlar. Yuzong bu takım için bir Franco sıkıntı olabilir. Bir de Brody sıkıntı olabilir. Onun dışındakiler gayet oynanabilir. Bir de Halos sıkıntı olabilir. Hepsini saydım zaten. Yani bunlar sıkıntı olabilir. Brody'nin sıkıntı olmasının sebebi tank falan kasıyorlar. Öyle tekleyemiyor. Ama taş olduğu için her türlü iş yapacak Yuzong. Kesemese bile. Burada bir bot lane'e bakmış iki takımda. Baksa bir bakmış geri dönmüş. Franco hook demiş. Bu arada o hook tutsa kesin ölürdü bu arada. Ve mavi taraf Akdeniz saldı. Oraya hiç girmedi. Ve doğru olanı yaptı aslında. Çünkü iki levelleri karşıya göre biraz daha güçsüz. Oraya girip fightlamaya hiç gerek yok o bakımdan. Yani kill falan verilebilirdi orada. Daha kötü olabilirdi her şey. Mid seçimlerine baktığımız zaman da Kagura Franco'ya karşı iyi ve Matilda var. Yves ve Matilde çok çok daha üstün bak. Bir de mesela bak Franco'yu oynaması zor. Yani hook tutturmak öyle kolay değil. Ama da öyle bir durum yok ya. Mathilde'de skill shot yok. W atıyorsun adamı kaçırıyorsun veya ulti atıyorsun kovalıyorsun. Ha burada bak Baküyt de güzel puskuş deniyor. Bir tane W W geliyor burada. İkicinin W şansına değmiyor bak. Ve sonra fazla devam ediyor bana göre. Ben burada öldü falan diye düşündüm. Kaçıyor hatta bait diyor gibi doluyor oluyor. geliyor soldan bir tane alev atışı. Kagura alev atışıyla kalkanını alıyor Ive'nin ve sonrasında da Paguito'nun çarpımında kalıyor. Burası biraz şanslı olmuş mavi taraf için. Franco'ya bak, Franco karşı böyle oynanması gerekiyor. Franco'nun üstüne atlayacaksınız yoksa o adam o adam sizi üstünüze çekiyor. Aaa burada solo kill gelmiş X-Play'inden. Güzel. Burada da eşit takası olmuş. Ormanını basmışlar bu kütonun. Abi bak böyle bir bug oluyor. Bu yeni çıktı. Eğer izlediğiniz adam ödürse takımların yeri değişiyor. Yine öyle bir şey oldu burada da. Ve harita kontrol zorlaşıyor. Neyse. Bak Gold Dane'de bir tane solo kill geliyor. Ama kere de kendini öldürüyor. Bak ben bunu var çok yaşadım. Normalde solo kill almıştı ama kule range'ine girdi ve kuleden yiyip öldü. Birebir oldu orası. Ama aslında kere için çok worth değil. Çünkü flash'ını atmıştı flaşını atıp öldü birebir oldu. Haritayı kontrol etmek bu arada bayağı zor. Çünkü mesela yukarı çekiyorum aşağı gidiyor falan. Burada yine Haylos oynamışlar. Canı bayağı azalmış. Bez atmak zorunda. Milyon kaybedecek. Haylos. Bakın burada 4 kişi carry oynuyor. 4 kişi bir yere oynuyorsanız onu düşürmeniz gerekiyor. En azından farm kaybettirmeniz gerekiyor. Ama onu da yapmıyorlar. Bak farmı da alıyor. E, 4 kişi yukarı oynamanın da bir anlamı kalmadı. Bu durumda mesela atıyorum rakip jungle bir tane ormanınızı bile alsa zarardasınız. Mid ve XP lane'lerini yorumladık bir gold lane olarak. Gold lane bence eşit. Arada öyle aman, aman bir fark yok ama karşıdaki seçimlerden dolayı mesela Hylos, Franco ve Pakito'dan dolayı Keri seçimi bana biraz daha güçlü geldi. Çünkü özellikle Hylos'a karşı bayağı iyi Keri. Lane'in zaten eşit gibi bana göre Brody ve şeyin Kerin'in. O yüzden fightlara görüyorum diyorum. Burada Kagura yakalamış düşürmüş der. Fight devam ediyor. Hylos ulti atmış kovalıyor ama bir şey çıkmaz buradan aynen sağ. Bak fight bitti direkt geri dönmesi lazım. Burada devamı olmaz orada. Burada şeye bak YZ'ye saldırı atıyorlar. YZ'nin çaldığı olduğunu biliyorlar şu anda direkt atlıyorlar üstüne ve düşürüyorlar. Güzel oyun. Bu iyi oluyor. Hylos biraz daha toparlıyor. Geri düşmüştü bayağı. Hem kilden dolayı hem de kuleden gold kazıyorlar. Savunmaya geliyorlar hemen. İyi ve ulti açıyor ama Pakuvite bir şey olmaz. Hylos'u kaçar oradan. Tamam burası mavi taraf için daha iyi olmuş. Gerçi mavi taraf kırmızı taraf hep karıştı ama şu ana göre yorumluyorum. Tamam burada devamı gelmez. Bir kaplumbağada bir toplanmışlar. Derken haylosu oynuyorlar. Bir ultisini almışlar. Güzel. Burada bak stun yedi bak Ya Franco bekliyor. Direkt hook atması lazımdı bana göre. Stan 7 gibi atacaktı. Hukuku garanti olacaktı. Kule altına çekecekti bir de fıraşı varsa. Garanti ölecekti. Sonra da kaplumbağa alırlardı. E tamam bitti oyun sonrasında da. Bayağı bir toparlayacaklardı en azından. Bak kaplumbağayı veriyorlar burada. Çünkü karşılık veremezler. Frank özellikle geri düştüğü zaman bir de takımı. Bak zaten mesela x geri de yani. Leğin üstünlüğü yok Haylos'un. Yeze rahat rahat dolaşıyor haritada. Yani bir de Franco Yve, ve Baxia işte Matilda varken o nehirde kolay kolay inemez öyle. Ki inemiyordu zaten. Burada ormanına da dalmışlar Pakuyton'un ve düşürüyorlar. Bak yine dediğim olay. Yezeli'nin üstünün aldığından dolayı Lee'nin itiyor. Direkt karşı ormana giriyor. Kırmızı taraf neredeyse bütün elinlerde Lee'nin üstünlüğünü aldı. O yüzden her yere bak rahat rahat gidiyor. İşte böyle durumlarda Frank çok güçsüz kalıyor bana göre. Bir mide toplanmış herkes. Ama bir şey, Matilda flash attı. Gerek yoktu aslında. Aa, hook kaçırdı dibinden. Dediğim gibi bak kolay değil Frank'i oynamak. Bakın bu pozisyonda Brody devam ediyorlar ve Franco şu an hook atabilse Yive'yi burada ölmeyecek. Hatta Yive'yi kesecektiler. Ama %90 Franco'nun hook'u o sırada cooldown'daydı. O yüzden geç attı. Yani öyle tahmin ediyorum. Eğer cooldown'a değilse Franco'nun hatası. Mesela bakın o pozisyonda Franco Yive'yi çekebilmiş olsa hem burada ölmeyecek hem burada kill alacak hem de Franco Yive'yi hook tutturduktan sonra kesmek için kule altına flash atmamış olacak. Flash'ı gitmemiş olacak bir sürü farklı yola çıkıyor yani. Bu oyunda iki takım da farm olarak eşit gitse yine oyunu uzadıkça avantaj kırmızı takım için. Yani late pickleri daha iyi. Ona rağmen mavi takım şu anda geride toparlamaları, la toparlamaları lazım. Burada Gezze'yi oynamışlar. Kesiyor mu dedim ben burada. Sonra döndü bir acaba YZ e mi kesiyor dedim. Yok, düştü. Ama burada bence geri dönmemiz lazım. Keserim tribine girdi biraz. Çünkü zaten takım kaplımı bağlıyordu. Bot'ta ekstra bir şey almaya gerek yoktu. Kill verdi bir de. Burada Kagura güzel yakalamışlar. Yivenin şöyle bir avantajı var Kagura için. CTS diyebiliriz aslında. Kagura şemsiyesini attı gibi arkasından ulti açarsanız Kagura kaçamıyor o şemsiyesine gitmek zorunda kalıyor. Giderse de takım arkadaşlarınız yakalıyor falan filan. Yani Yiven'in de Kagura CT'ler bir tarafı var ama Kagura da yakalarsa tek atıyor tabi orası da ayrı. Burada bir fight başlatıyor Hylos ama ama arkasında kimse yok şu an çok önde. Harikol. Ve zaten buradan da flash'ını atıp çıkıyor. Çıkabiliyor mu? O çıktı ama kim öldü? Kimse ölmedi. Şu an mavi takım bayağı sıkıntıda. Matilda Flash. Franco, Franco da flash attı. Franco'nun flashına gitmesi çok büyük problem bu arada. Tek kalan Pakuto'yu herkese atlıyor ve kesiyorlar Pakuto'yu. Tek tek herkesin flashını aldılar. En son kalan adama da atladılar. Franco burada YZ'yi yakalamış. O da kule altına çekip öldürüyor. Burada devam etmemeleri lazımdı bu arada bence. Pak Pakütü'ye kestikleri gibi çıkmaları lazımdı. Kırmızı takımın. Burada kere mavisini almak istemiştir rakibin ama Haylos korumuş orayı. Yok yine de Baksa'ya geldi. Aldıran mavi çıkıyorlar direkt. Evet Lord çıkmak üzere. Çıktı. Mavi takımın savunması o kadar iyi değil. Bir de üstüne Yive ve Yeze Uçsin'e karşı savunma yapmak neredeyse imkansıza yakın derken burada yakalamışlar. Bak Franco Pakuta kaçmış da Franco'yu oynuyorlar. Aa, Franco gider ayak hukuk tutturmuş. Güzel. Batilde düşürmüşler. Derken Franco da düşmüş. Tamam Milos da arada kaldı. O da düşecek. Kagura gel. Aa, Keriden çok güzel bir flash bak. Ha, ulan burada giderek kulit atmış. Geriye düşürmüş. Burası 2-3 bir takası olmuş mavi takım için. Mavi takım için değil. Ne? Sanki karşı takım için olmadı mı öyle bir takas? Evet. Lord alıyorlar şimdi. Ama ama bak orada bir paküte geliyor. Ve çalması da yüksek ihtimal aslında. WW çarpası yüksek hasar vuracak. Ama ben şu an gösteremiyorum çünkü harita çok sıkıntılı. Burada Pokuto deniyor ama çalamamış. İşte aslında Baksa'ya e karşı çalması çok daha yüksek ihtimaldi ama olmamış. Baksa'nın öyle bir çarpla kombolayabileceği bir skill yok. Bir W atar da W nasarı ne? Pokuto öyle değil. WW atacaktı. Bayağı vuruyor. Zaten bir çarp kadar WW vuruyordur herhalde. Şimdi bu lordu vermek çok sıkıntı oldu. Nasıl savunacaklar gerçekten bilmiyorum. Dediğim gibi bak karşıda bütün pikler kere hariç. Karşı takımın savunmasını bozacak pikler. İşte Yve ulti atacak. Yves'e ulti atacak. Matilde W ile içeri girebilir. Üstüne bir de ultisi var. Baksa da aynı şekilde Q skill'i var. Ya zonlayabilir. Bakalım geldi lord falan. Ulan savunamazlar dedim tek atmışlar orada. Ama gerçi şeyden dolayı ya bu kule patlıyor ya ilk gelen minyonlara falan. Ondan dolayı sanırım tam göremedim orayı. İyi savunmuşlar. Franco'nun yine flash'ı gitmiş. Aa, Brody, Brody öldü lan. Burada Hylos'a düştü. E, e Kagura da düştü. bak oyun bitmemişti kendileri bitirdi böyle. Sattılar yani. Bitmeyecekti oyun. Daha da zaten imkansız. İkisi asla savunamaz. Flash yoktu zaten Franco'nun. Evet Pakü'de de düştü. Oyunda böyle bitecek. Böyle güzel oyundu. Bakalım şimdi Kadiyaları falan. Box'ı hiç ölmemiş. MVP'de almış. Yive'de bayağı vurmuş. Maç böyleydi arkadaşlar. İzleyenler için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.